Babaanne, sana bir şey göstereceğim. Ne? Ne yapıyorsun? Neden gözlerimi kapattın? Bir dakika bekle babaanne. Gözlerini açma. Kızım, şimdi açabilirsin babaanne. Kızım. Bunlar nedir? Sen ne yaptın? Bunlar bu evdeki zaferimin delili babaanne. İlk zaferim babamın yerini almak oldu. Bu yüzden üzerini açmaya geldim. Yani artık üzerini kapatmak istemiyorum. Babamdan evin haklarını almak. Şunu aç babaanne. Annemden evin anahtarını almak. Kızım, bu işte bunu yarın açacağız. Evet babaanne. Yarınki partiden sonra onu da açacağız. Bu sır. Çok büyük bir sır. Ama kızım, burada hiç fotoğraf yok. Okuyayım. Hayır babaanne. Şimdilik. Bu sırrı sadece senle ben biliyoruz. Yavaş yavaş bu sırrın da üstünü açacağız. Merak etme. Yarınki partiye hazırlık yapmamız. Artık hazır ol baba. Yarın sana çok büyük bir sürpriz hazırladım. Doğru söylemişsin anne. Ben ve Sanskar. Anne. Onu seviyorum. Deli. O zaman neden buradasın? Eve geri dön. Ve Sanskar'a gerçekleri anlat. Anne. Boşanma belgeleri. Bana bunları vermeye gelmiş. O imzalamış. Benden de imzalamamı istedi. İmzalamak istiyor musun? Karar senin elinde. İmzalayıp yenilgiyi kabul mü edeceksin? Yoksa eve geri dönüp Sanskar'a bir şans daha mı vereceksin? Ne dedin sen? Ragini masada amcamın yerine mi oturdu? Evet Sanskar. Bu işte Ragini'nin babaannesi Tevar. Büyükler doğru söylemişler. Her parlayan şey altın değil. Ragini'yi bu evin gelini yaparak çok büyük bir hata yaptık. Gördün mü Sanskar? Eskiden ne kadar mazbut bir şekilde dolaşıyordu. Ama gerçek yüzü ortaya çıktı. Gadodi ailesi bizi çok fena kandırdı. Bizi resmen oyuna getirdi bunlar. Ama önemli değil. Hatalar bir kere yapılır. Görürsün Sanskar. Sana uygun çok iyi bir Marvari gelini bulacağım oğlum. O kızla seni evlendireceğim. Doğru söyledin. Sanskar için iyi bir gelin bulacağım ben. Sahibe geldi. Sen anlaşmanı amcamla yapmıştın değil mi? Evet Sanskar. Daha lafım bitmedi. Şunu iyi anla. Senin benim hayatıma müdahale etmeye bir hakkın yok. Beni ve hayatımı kontrol edemeyeceğini o kafana iyice sok, tamam mı?
Yani bu saçmalığa bir son ver. Ama bir şeyi anlayamıyorum Ragini. Senin düşmanlığın Lakshya'ydı. Neden intikamını aileden alıyorsun? Bu aile senin bütün yalanlarına inanmıştı oysa ki. Seni çok sevinmişlerdi. Bu nefret neden ki? Ne çok soru soruyorsun. Ne kadar çok. Kimle konuştuğunu unuttun mu? Çok üzgünüm, unutmuşum. Benim konuştuğum kişi kazanmadığı parayla zengin olup odaya girmeden önce kapıyı çalacak terbiyesi olmayan bir kadın değil mi? Neden beni düşman gibi gördüğünü hiç anlamıyorum. Biz seninle ortakken acımız aynıydı. İkimiz de reddedilmiştik. Sevdiklerimiz kendi çıkarları için bizi kullanmışlardı, unuttun mu? Yine de ben olduğum gibi gayet iyi. Senin gibi biri olmaya hiç niyetim yok. Merak etme yenge. Ben ona uygun gelini bulacağım.